24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül. 16 Eylül Türk demokrasi tarihi bakımından çok kara bir gün. Tıpkı 27 Mayıs günü gibi. Tıpkı 17 Eylül gibi. 16 Eylül'de ne oldu kıymetli izleyenlerimiz? 16 Eylül'de iki devlet adamı, Demokrat Parti'nin iki bakanı, bu devlet için, bu millet için çalışmış iki önemli isim, 27 Mayıs askeri darbesi sonrası kurulan tiyatro mahkemeleri sonucu idam edildi. Biri Fatih Nüşuzorlu, Dışişleri Bakanı, biri de Maliye Bakanı Hasan Polatkan'dı. 17'sinde de tabii Adnan Menderes idam edildi. Çünkü Adnan Menderes intihara teşebbüs etmişti. Onu alelacele iyileştirdiler. Çünkü onu asmaları lazımdı. Asılırken fotoğrafların çekilmesi lazımdı. Onun basına servis edilmesi lazım. İtibarsızlaştırmak gerekirdi. Dolayısıyla 17'sinde de Adnan Menderes idam ederek şehit edildi. Öncelikle programa başlarken 3 vatan evladının, 3 devlet adamımızın aziz hatıraları önünde tabii bu anlamda eğilerek kendilerini rahmetle ve saygıyla anarak programa başlamak istiyorum. Dolayısıyla bu akşamki programımızda da hem Fatih Nüşuzorlu'yu anlamak, hem Fatih Nüşuzorlu'nun Kıbrıs politikasını anlamak üzere planladık. Ve çok değerli, gerçekten Türkiye'de Kıbrıs üzerine çok büyük çalışmalar yapmış, Kıbrıs'ın tarihini, bölgeyi çok iyi bilen Profesör Doktor Uğur Özgöker hocamızla beraber bunu konuşacağız ve kendilerinin politikalarını anlamaya çalışacağız. Şimdi hocamı davet etmeden evvel sizlere hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Kıbrıs'ın gerçek fatihi Fatih Nüşuzorlu neden katledildi kıymetli izleyenlerimiz? Aslında bugünün sorusu bu. Fatih Bey'in Kıbrıs politikası ve Kıbrıs'ın gerçekten gerçek fatihinin Fatih Bey olmasının kimleri rahatsız ettiğini ve bugünkü aslında Kıbrıs politikamızda nelerin örtüştüğünü aslında bu akşam irdelemeye çalışacağız. Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, Kıbrıs'ın milli davamız haline getiren ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleşmesine imkan veren Fatih Nüşuzorlu'ydu ve Fatih Bey'in politikaları sayesinde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ve bugünkü haklarımızın savunmasında Fatih Bey'in çok büyük emeği olduğunu görüyoruz. Fatih Nüşuzorlu 1. Londra Konferansı'nda Kıbrıs'ın tamamını alacakken Gladio düğmeye bastı ve 6 Eylül hadiseleri tertiplendi. Bunu da hocamızla konuşacağız. Yani bir Kıbrıs'ın tamamını alacağımız konferans öncesinde bu 6 Eylül hadiselerin tertiplenmesiyle beraber oluşturulan kamuoyu sebebiyle Fatih Bey'in bütün emekleri bir gecede heba oldu ve Kıbrıs'ın tamamını alacakken maalesef işte bugünkü iki devletli çözümü kovalamaya ve bunu tabii ki üzerine durmaya başladık. Zorlu yine de vazgeçmedi ve EOKA katliamlarına karşı Kıbrıs'ın Kuvayi Milliyesi olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdurdu kıymetli izleyenlerimiz. Bu da Atatürk'ünün selametini, Atatürk'ünün canını kurtaran ve gerçekten o günün EOKA'sına karşı direniş örgütünün kurmasını sağlayan Fatih Bey, bütün o Gladio'nun baskılarına rağmen, Özel Harp Dairesi'nin, Amerika'nın baskılarına rağmen kurmayı başardı ve adadaki Türk'ün hayatını ve namusunu kurtarmayı da bu anlamda vesile olmuş oldu. Adaya bir bölük asker, yani Kıbrıs'a bir bölük asker sokarsam Türk'ün varlığını ebedileştirebiliriz diyordu Fatih Nüşuzorlu. Bu ne demek oluyor kıymetli izleyenlerimiz? İşte bugün Kıbrıs'ın içinde, Kıbrıs'ta Türk askeri varsa bu aslında bizim siyaseten de mührümüz, siyaseten de garantimiz. İşte Fatih Bey'in o zamanki mesaisiyle beraber 1. Londra Konferansı sonrasında kendi gayretleriyle Londra ve Zürih anlaşmalarının gerçekleşmesi ve adada Türkiye'nin garantör olmasıyla Türk askeri adaya adım atmaya başardı. Şimdi bugün ne diyorlar? Kıbrıs'tan Türk askeri çekilsin. Hayır, biz bu anlaşmalara istinaden Kıbrıs'ta garantörüz ve bu anlaşmalara istinaden Kıbrıs'ta Türk askeri ebediyen var olacaktır. 27 Mayıs askeri darbesinin tiyatro mahkemesinde Kıbrıs'ı milli dava yapan, Atatürk'ünü kurtaran Zorlu daha sonra idama mahkum edildi. Fatih Bey niye idam edildi? Fatih Bey'in günahı neydi? Suçu neydi? Fatih Bey'i idama götüren sebepler neydi? İşte yaptığı milli hamlelerdi, milli bir duruştu. Ve daha sonraki darbeler tarihine baktığımız zaman da Türkiye'nin milli duruşuna karşı son 15 Temmuz'da aslında bunun bir göstergesiydi. Her zaman için bu darbe kartını kullandılar. Dolayısıyla çok önemli bir gün, çok tabii ki yad ettiğimiz, üzgün olduğumuz bir gün. Ama aziz hatıralarına sahip çıkarak tabii ki Kıbrıs'ın milli davası sahipleneceğiz. Şimdi bir de son olarak yönetmenimden rica edeyim. İki önemli fotoğraf var. Onları da arz ettikten sonra çok kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Evet. Soldaki gördüğünüz üzere kıymetli izleyenlerimiz, hemen başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar, hemen arkasında Maliye Bakanı Hasan Polatkan, onun yanında Fatih Nüşuzorlu ve Başbakan Başvekil Adnan Menderes, dördünün bir araya geldiği ve cami maketi önünde verdikleri çok önemli bir poz. Dört önemli ismin daha sonra 27 Mayıs'ta iktidardan el çektirdiğini ve üçünün de idam ederek şehit edildiğini görüyoruz. Peki bu fotoğraf ne? Bu fotoğraf aslında çok tarihi bir fotoğraf. Bu fotoğraf TMT'nin kuruluşunun resmi. Bu fotoğraf mücahitler olan
kurucu başbakan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Doktor Küçük'ün büyük bir sevinçle Fatih Bey'in Dışişleri Bakanlığı'na gelerek orada TMT'nin kuruluşunun garantilenmesi ve devlet desteğiyle beraber artık adada EOKA'ya karşı bir mukavemet oluştuğunun müjdesinin Fatih Bey tarafından verilmesi sonrası çekilen çok mutlu bir fotoğraf. Gerçekten mutlu bir fotoğraf. Çünkü adada bir soykırım vardı tıpkı Gazze'de olduğu gibi. Adada bir katliam vardı tıpkı Gazze'de olduğu gibi. Ve adada Türk'ün hiçbir şekilde varlığı kabul edilmiyordu ama Fatih Bey sayesinde adadaki Türk'ün namusu ve selameti kurtulmuş oldu. Şimdi çok değerli Profesör Doktor Uğur Özgöker hocamla beraber Kıbrıs'ın tarihini ve bugün ışık tutmaya başlıyoruz. Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Arap Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Özgöker hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Furkan hocam, ben şeref buldum, sağ olun. Uğur hocam gerçekten Kıbrıslısınız bir kere. Evet. Kıbrıs'ın bağrından, toprağından geliyorsunuz. Mausalıyım. Mausalıyım. Oradan da selam olsun buradan da. Yavru vatan demekse orası ana vatan hocam. Orası ana vatan da dememek lazım. Hocam tabii Kıbrıs üzerine çok çalışmalarınız var. Uzun süre Kıbrıs davasına gerçekten siz de sahip çıktınız. Göreviniz icabı. Orada rektörlük de yaptım. Akademik olarak tabii. Gerçekten bu bürokratik olarak da ama bu bitmeyen bir dava hocam. Çok önemli tabii. Bir dava. Bugün de hani benim için de hüzünlü bir gün. Fatih Nuşu Zorlu'nun ve Hasan Polatkan'ın ölüm yıl dönemleri. Yarın da Adnan Bey'in ölüm yıl dönümü. Tabii. Buradan rahmetle anıyoruz. Hocam tabii şöyle uzatmadan başlayalım. Öncelikle tabii Fatih Bey anlatın bize. Hı. Ve Kıbrıs'ın neden bizim için Kıbrıs milli bir dava? Evet. Öncelikle demokrasi şehitlerimiz olan Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızı rahmetle anıyoruz. Üçü de demokrasi uğruna şehit oldular. Yani üçünün de bugün siyasi tarihte bakıyoruz. Ben siyasetim. En ufak bir yani bırakın şey idam edilmesine yani 3 aylık 4 aylık mahkumiyetlik bile bir suçları yok. Tamamen siyasi bir şeydi. Konjonktürdü. Malum yani şey olaraktan işte rahmetli İnönü'nün mecliste siz artık ben bile kurtaramam ya, vesaire ya. Vesaire. Askerleri teşvik etmesi bugün de yapılıyor. Bakıyorsunuz iktidara gelemeyenler halkın seçtiği şey gelemeyenler askeri teşvik askeri kullanıp evet. Değiştiriyorlar. Yani demokrasiye inanıyorsanız kim biri iktidara getirdiyse halk getiriyor. O zaman halk doğru. Yok yani halk beğenmezse götürür. Yani sen halk seni seçmiyor diye gidip askeri kışkırtıp da askerle gelmek falan yani o zaman da uymazdı bu zaman da olmaz ama hala o zihniyette devam ediyor maalesef. Bugün dahi bu zihniyet devam ediyor. Yani şey olarak da 12 Eylül'ü yapanlar da söylediler bize. Şu parlamenter gelip daha ne bekliyorsunuz dediler yani meclistekiler falan. Şimdi Kıbrıs nereden geliyor? Kıbrıs'ı şimdi son 8 senedir 9 senedir bütün kanallar söylüyor işte doğalgaz çıktı, petrol çıktı, işte Avrupa'nın 30 senelik enerji ihtiyacı doğru. Ama Kıbrıs davası bizim ta 1923'te Lozan'da bile gündeme gelmiş. Yani o zamana kadar da zaten gayri kabul ediyorduk. Biz İngiltere işgal etti, işgali de kabul etmiyorduk. Yani çok eski bir davamız. Petrol yoktu, doğalgaz yoktu ama Büyük Atatürk ne diyordu? Aman Kıbrıs'a dikkat edin. Kıbrıs bizim için hayati öneme sahiptir diyordu. O zaman petrol, doğalgaz falan yoktu. İşgal riskini ön plana koydu. Tabii Türkiye'nin güvenliği için önemlidir. Bakın adalar falan verildi 47 Paris Anlaşması'yla. O zamanki hükümetin çok büyük hatasıyla verildi. Ne oldu? Ege'de denize çıkamayacak duruma getirmeye çalışıyorlar bizi. Bir de Kıbrıs gitti miydi? Bizi ne yapıyorlar Avrupa Birliği? Sevilli haritası daha yeni 7-8 sene önce ne diyorlardı sadece Antalya Körfezi'ne bizi hapsetmeye çalışıyorlardı. Evet, evet. Avrupa Birliği'nin resmi politikası Amerika'nınki neydi? EastMed projesi. EastMed'den Doğu Akdeniz ne yapıyordu? Bütün o Leviathan bölgesine yani Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde çıkan Avrupa'nın 30 senelik enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgazı tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türklerin tamamını bypass edip Türkiye'yi tamamen dışlayıp Kıbrıs Rum kesimi İsrail, Mısır, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya götürmek. Ama hepsi çöktü. Ha bizim için önemli olan bir kere
stratejik olarak fevkalade önemli. Atatürk'ün de jeopolitik olarak stratejik olarak fevkalade önemli. Yani Kıbrıs giderse İskenderun gider, Hatay gider, Mersin gider. Bravo, çok doğru. Bunu Boğazlar şey gider. Boğazlar gider. Bize rahmetli Haluk Ülman Hoca o zaman da evet bizim de dersimize geliyordu 1. sınıfta. Tam 15 Kasım'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. O hafta gelemedi. Denktaş'ında danışmanıydı. Geldi. Ben dedi başka konuya böyle dedi Kıbrıs anlatacağım size bir hafta sonra. Kıbrıs dedi Doğu Akdeniz'de bir sabit uçak gemisidir. Çok doğru. O zaman öyleydi yani stratejik var. Şimdi bir de ekonomik var. Petrol, doğalgaz var. Dolayısıyla Türkiye açısından fevkalade önemlidir. Dediğim gibi Kıbrıs'ın güvenliği, Kıbrıs'ı elimizden çıkarsa bizi Akdeniz'den de çıkarız. Kara devleti oluruz. Adamların Haçlıların niyeti bu. Siyonistlerin niyeti bizi bu. Bizi karaya hapsetmek aslında. Aynen hapsetmek. Bizi Orta Asya'ya geri göndermek. Öncelikle Ege'ye çökecekler, Akdeniz'e çökecekler. Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip olan ülke Türkiye'dir. Biz ufacık bir Antalya Körfezi'ne, bugün bile Sayın Ömer Çelik de Bakanlar Kurulu'ndan sonra söyledi. Meis Adası, gene Dandiyaz, gene bir saçma sapan evet, bir şeyler evet, söylemişler. Evet. Yani adamların kafasında bu var. Kesin kes, hiçbir şekilde değişmez. Yani bazıları diyor ki efendim Rumlarla anlaşalım, bilmem ne yapalım falan filan. Rumlar kesinlikle anlaşmaz. Zaten Rum anlaşacağım dese arkasından Amerika var, Avrupa Birliği var, aman anlaşma derler. Peki, Kıbrıs fevkalade önemli. Eskiden jeopolitik, askeri bakımdan önemli, bir de üstüne üstlük siyasi bakımdan, bir de üstüne üstlük şimdi ekonomik bakımdan önemli. Dolayısıyla olarak. Biz orayı bırakamayız. Bırakmayacağız da hiçbir zamanda hiçbir hükümetimizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikası ancak bunun bir hukuki temele zemine oturması lazım. Kesinlikle. İşte bunu rahmetli Fatih Rüştü Zorlu ve Demokrat Parti hükümetinin yaptığı 11 Şubat ve 19 Şubat 1959'daki Zürih ve Londra anlaşmalarıyla hukuki zemine bağladı. Bugün kimse bizi Türk ordusunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kıbrıs'tan çıkartamaz. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken 1959 Zürih-Londra Anlaşması ve 1960 Lefkoşe Garanti ve İttifak Anlaşmalarına göre egemenliği kısıtlanmış bir devlet olarak kuruldu. Egemen bir devlet olarak kurulmadı bir kere Kıbrıs Cumhuriyeti. Egemenlik kısıtlanmış bir devlet. Devlettir. Yani egemen bir devlet değildir. Mesela Yunanistan egemendir, işte Fransa egemendir, Cezayir egemendir falan filan. Kıbrıs egemen değildir. Bunu rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'nun büyük zekası, dehası Türk hariciyesinin sayesinde yapılmıştır. Şöyle yazılmıştır, anayasasına yazılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasında var. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehlikeye girerse ada üzerinde tarihi hak ve menfaatleri olan 3 devlet, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık, İngiltere, münferiden tek başlarına ya da müştereken beraberce askeri müdahale hakkı var. Biz 20 Temmuz 1974'te buna göre çıktık. Gidip başka bir devleti işgal etmedik. Ecevit de İngiltere'ye gitti değil mi hocam? Gitti. Beraber gidelim dedi İngiltere Başbakanı. Tabii. Bakın dedi ada ne yaptı? Makarusu devirdiler. Evet. Nikos Samson geldi. Nikos Samson yani. Ne yaptı? Kıbrıs Helen Cumhuriyeti adını değiştirdi ve dedi ki Enosis yapacağım. Yunanistan'a bağlayacağım. Bitti. Ne diyor? Adanın bağımsızlığı tehlikeye girerse garantör müdahale devletler. Müdahale bitti. Hemen İngiltere'ye gitti Ecevit. Erbakan hocaya bıraktı başbakanlığı vekaleti gitti. Dedi ki bak dedi adanın bağımsızlığı gitti. İkimiz de garantörüz birlikte girelim. İngiltere dedi ki Ecevit'e biz Haluk Ülman hocanın ağzından duyduğumuzu resmeti şey olaraktan. Sizin hakkınız var biz girmeyiz. İngiltere hep böyle yapar. Hep başkalarını sorar. Yani 15 Mayıs 1919'da da Yunanlıları göndertti ya İzmir'e. Ondan sonra biz Yunanlıları döktük diye. Aslında biz İngiliz'i döktük Yunan doğru, şeyde. Doğru, vekalet döktük. Hep öyle. İngiliz öyle yapar. Kendisi çekilir. Çanakkale'yi de getirdi. Anzakları getirdi. Avustralya'ya yenilse. Kendisi savaşmıyor. Zavallıları başkalarını savaştırıyor. Sizde de hakkınız var dedi. Bizim de hakkımız var. Biz girince siz girin arkanızdayız biz dedi. Hiç de arkamızda durmadı. Ayrı mesele. Erbakan Hoca işte o zaman başbakan vekiliydi. Londra'dan haber geldi İngilizler girmiyor. Biz de 20 Temmuz'da çıkışı yaptık. Bitti. Karar alınmıştı. Şimdi Londra ve Zürih anlaşmaları ve sonra garanti ve ittifak anlaşmaları. O 1960 yılındadır. Fevkalade güzel. Diyor ki Cumhurbaşkanı diyor Rum olacak diyor. Tamam. Cumhurbaşkanı vekili uluslararası anlaşmaları veto yetkisine sahip Türk olacak diyor. Şimdi siz bugünkü Ersin Tatar, evet. Fevkalade bugünkü Ersin Tatar'ı, evet. Eski işte resimde gördüğünüz Fazıl Rahmet. Küçük ve Rauf Denktaş'ı, tamam Cumhurbaşkanı olarak görmüyorsunuz, de görürseniz görün, bizi Cumhurbaşkanımızdır o bizim. Kesinlikle. Ama ne? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı muavini ve ne var onun hakkı? Uluslararası anlaşmaları veto hakkı var. Doğru.
Yani 1 Temmuz 1990'da Avrupa Birliği'ne tam üyelik için başvuracağı zaman bir kere zaten ne vardı? Fatih'in üçlü sorunu çok güzel de bir şey koymuş oraya. Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken üye olmadığı için uluslararası örgüte giremez demiş Kıbrıs Cumhuriyeti. Bakın eğer biz bunu 99'da rahmetli Ecevit'e büyük bir psikolojik harp yapıp belli gruplar, liboş gruplar şey yapmasaydı Kıbrıs Cumhuriyeti bugün Avrupa Birliği'nde değildi. Kesinlikle. Biz bu hakkımızdan feragat ettirdiler bize. Çok çünkü biz Avrupa, biz şu an Avrupa bile değiliz. Ne mesela NATO'ya girebilir. Niye? Türkiye'de NATO üyesi, Yunanistan'da girer. Doğru. Birleşmiş Milletler'e girer. Orada girebilir. Girer. Biz Avrupa bile giremez. Türkiye girene kadar giremezdi. Ama Ecevit'e öyle bir psikolojik harp yaptılar ki o zaman 99 gazetelerine bakın. Çevresiz operasyon çekti. Korkunç. Yani hükümet ortağında da vardı. Rahmetli oldu o kişi. İsim vermeyelim şimdi. Diğer ikisi yaşıyoruz. Yani şey olarak diğeri şu anda gene bir partinin genel başkanı ittifakında ikinci adamı. Onlar karşıydı. Ecevit çok karşıydı ama işte o malum liboş medya bir saldırdı Ecevit'e. Sen 70'li yıllarda bizi kaçırttı Avrupa Birliği'nden, sen komünist olduğun için şey oldu, kaçtık, şimdi kaçırttırıyorsun. Helsinki zirvesinde bizi aday ilan edecekler, feragat et dedi. Feragat ettirdiler. Ki Şükrü Sina Gürel Hoca o zaman ki eşi de Kıbrıslıydı, Kıbrıs'tan ve Avrupa Konseyi'nden sonra devlet bakanı, o da karşı, herkes karşı. Ama öyle bir psikolojik harple biz bu hakkımızdan feragat ettik. Çok ve Kıbrıs kritik bir haktı hocam. Fevkalade bir kritik haktı. Şimdi ne oldu? Kıbrıs girdiği gün bizim şeylere veto koydu, bilmem ne yaptı, mahvetti şey olarak da. Dediler. Dolayısıyla 60 an yani Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığı anlaşmalar fevkalade zekice ve bugün bizim orada bulunmamızı sağlayan anlaşmalardır. Evet. Bir, Cumhurbaşkanı muavinine uluslararası anlaşmaları veto etkisi. Avrupa Birliği'ne de giremez, bir şunu da yapamaz mı? İkincisi, Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin eğer adada bir şey olursa müdahale hakkı. Üçüncüsü, bu üç ülkeye de asker bulundurma hakkı. Türkiye en önemlisi hocam. Tabii 1960 yılında rahmetli Turgut Sunalp Paşa, doğru, bravo. 36'lı ilk alayımızı kurdu. Yani 80 sene sonra Türk askeri gidiyor. O zaman işte bizim akrabalar anlatıyordu ağlayarak. Yani adamlar tabii Türk askerinin çekilişini görmüşler. Bir de 75-80 sene sonra yeniden geliyor. Onları ağlayarak anlatıyorlardı yani şey olaraktan. Türk askeri orada Türk alayı yasal ve meşru olarak Alayköy adı duruyor. 600 kadar değil mi? 650. 600, evet. 650 bizim, 950 Yunan'ın, 2500 de İngiliz'in. Ama Yunan'ın var 15 bin, göğe 950. İngiliz'in 3500'ü, İngiliz 20 bin kişiyi de şey yaptı. Ama İngiliz'in ki tabii egemenüs. Yani İngiliz'e çok karışamıyoruz. Farklı. Orayı Amerika'da kullanıyor. Evet. Yani Amerika aslında şu anda geçen hafta biliyorsunuz savunma işbirliği anlaşması yaptı. Doğru. Uluslararası hukuka aykırı. O yaptığı anlaşma şu an hukuksuz değil mi hocam? Kesinlikle hukuksuz. Türkiye'nin garantör ülke olarak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin onayı vermeden böyle bir anlaşma yapamaz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı muavini onlara göre. Ben karşıyım diyor, bitti. Şu an Erçin Bey veto etmiş gibi veto etti tabii. İki, Türkiye Cumhuriyeti garantör. Doğru. Biz de karşıyız. Hala devam. Yapamaz. Zaten 5 sene önce de Amerika BAF bölgesinde bir üs kuracaktı. Evet, hop dedik, kuramazsın dedik. 10 sene önce hatırlarsınız o zaman S-400'ler yoktu. S-300'ler vardı. En iyisi S-300'leri aldı. Kıbrıs Rum kesimi gelecek de hop dedik, oraya getirsen gireriz, mahvederiz seni dedik. Doğru. Korktu, koyamadı. Yunanlı gittik Girit'e koydu. Doğru. Doğru. Ama biz parasını ödediğimiz halde F-35'leri vermedi, S-400 aldınız da bize katsa yaptırmıyor. Yani Amerika'nın çiftesi, Batı'nın çifte standartına bakın. Biz parasını veriyoruz, müttefikiz, vermiyor bize. Ama gidiyor Kıbrıs Rum kesimi aldığı zaman şey olarak ona hiçbir şey demiyor. Biz ancak bak giriyoruz dedik, bak giriyoruz dedik, yani hemen korktular, çekildiler. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın yaptığı savunma işbirliği anlaşması ikili. Sanki işte tamamen Türkiye işte asıl İsrail'i korumak için yapılan bir şey. Yani denizden İsrail'i korumak için. Ama çünkü zaten biz NATO müttefikiyiz, Amerika ile müttefikiz. Yani Amerika dedi ağaça gelmiş zaten 30 kilometre ötemize çok büyük bir yüz kurmuş. Onu Ukrayna'ya karşı kurdu. Kaç kişiyi gönderdin ki? Kaç asker gönderdin Ukrayna'ya? Kimi kandırıyorlar hocam? Ha, kimi kandırıyorsun sen? Ne silah gönderdin Ukrayna'ya? Dolayısıyla bize karşı hikaye bunlar. Kıbrıs Rum kesimin falan silahlanması. Kıbrıs'ın hepsini silahlandırırsan ne olur? Biz bir tümen göndersek hepsini alırız gideriz. Sorun değil. İsrail'in güvenliği için Amerika'ya böyle bir şey yapıyor. Asıl Amerika'nın oraya çökmesini Furkan Hoca söyleyeyim ben size. Oradaki doğal gazlar. Leviathan dediğimiz bölge. Leviathan bölgesinde yani Kıbrıs'la İsrail, Lübnan ve Mısır arasındaki bölgede
doğalgaz çıktı. Çıkıyor şu anda, çıkıyor. Gazze'de var. Ha şimdi ona şöyle bir projeyi şöyle yaptılar. Mısır'ın karasında çıktı. İsrail'in de karasında, İsrail'in de denizinde çıktı. Fakat o İsrail'de çıkan İsrail'in ihtiyacının iki katı. Yani İsrail onu yarısını kullanır, yarısını oraya pek bir şey getirmez. Mısır'daki zengince ama Leviathan'da denizde çıkan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde çıkan muazzam bir şey. Devasa boyutta. Korkunç bir şey. Yani bütün Avrupa'yı 30 sene besleyecek bir şey. Şimdi onları proje yaptılar. Mısır'dan İsrail'e boru attı. Evet. İsrail'den denizin altından Kıbrıs'a getiriyorlar güney kısmını. Tamam, orada şey yapıyorlar. Şimdi Larnaka'da zaten şeyleri var, depoları var. Doğalgaz çıkıyor, oraya geliyor. %20'si de Türklerindir diyorlar anlaşmadan sonra. Ne %20'si ya bizim? %50'si bizim. Niye? Yani. Hayır, onun %20'yi de vermiyor ha. Anlaşmadan sonra diyor, tutuyoruz diyor. Oradan da tekrar bir denizin altından bir boru hattı yapıp Girit'e. Girit'ten de Yunanistan'a, Yunanistan'da tekrar Adriyatik'ten İtalya'ya gidip oradan da Avrupa'ya dağılacaktı. Proje buydu. Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türkçe'ye bypass ediyordu. Ama ne oldu? İlk başta Amerika çıktı. Dedi bir, güvenli değil bu dedi. Türkiye'de bombalar bu denizin altındaki yerleri, Rusya'da bombalar güvenlik falan. Güvenlik problemi oluyor. Bir, güvenli değil dedi. İki, çevreyi de kirletiyor. Üçüncüsü feasible değil, ekonomik değil. 70 milyar euro ki bunu dedi aynen. Kimse ödeyemez. Halbuki aklı olan adam... Türkiye'nin attık suyu götürdük. Evet. 70 kilometre orası. Malaga suyu değil mi sunacak? Ha, suyu götürdük. Şimdi elektriği de götürürüz Allah kısmet ederse. Doğru. Orada zaten güney akım var mı? Avrupa'ya giden Türkiye'den evet, var mı? Evet, var. Evet. Kıbrıs'ın kuzeyinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'ye gelecek. Güney akımına bağlanacak, Avrupa'ya gidecek. 2,5 milyar euro. Bu 2,5 milyar euro. Nerede hocam? Bir senede öbürü 70 milyar euro. O da 10 senede zor yapar. Bir de onda güvenlik. 25 kat neredeyse. Bir de onda güvenlik sorunu var. Doğru. Bir savaş çıksa Allah korusun gider Araplar bombalar, İsrail bombalar, Rusya bombalar gitmez. Gitti. Avrupa acından ölür. 74 krizinde olduğu gibi. Dolayısıyla Kıbrıs Türkiye için vazgeçilmez bir şey bir. Kıbrıs'ı Türkleri hiçbir zaman Türkiye'yi yalnız bırakmadı ki ama rahmetli Fatih Üçlü Zorlu her zaman rahmetli anıyoruz. TMT'yi kurdurttu orada. Hocam çok önemli. EOKA'ya karşı Türk mükemmel şu anda KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yani... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı o teşkilat devam TMT, ediyor. TMT devam ediyor şu tabii, an hocam değil mi? Yani ama yeraltı mukavemet teşkilatı şimdi güvenlik yani şimdi Genelkurmay Başkanlığı milli ordusu. Tohumları aslında var. Tabii KKTC'nin milli ordusu. Dolayısıyla kendi şeyimiz var yani ordumuz var. Uğur hocam bir şey daha çok hızlı vakit çok güzel anlatıyorsunuz hocam tarihi. Vaktimiz keşke saatlerce konuşsak. Şeyi de merak ediyorum hocam. Şimdi şeyde yazıda da bahsettim. Fatih Üçlü Zor 6 Eylül olayları. Yani geçen de onu da biraz burada andık. 6 Eylül bir kırılma. Doğru. Yani 1. Londra konferansı Fatih Bey diyor adının tamam bizim çünkü İngiltere çekilirse ben arzu anlaşma öyle. Anlaşma öyle. 1878. O nasıl yorumluyorsunuz hocam? 6 yıl olayla bir tertip mi? Atatürk'ün tabii tabii bombalama, tamamen sesi, İngiliz istihbaratı. MI6'in şey zaten o biliniyor belgelerle. Hatta şey gazete çıkartılmış yani İstanbul Express gazetesi. Atatürk'ün evine bomba konuluyor. 6 saat sonra bomba konuluyor. Daha bomba falan konulmamış. Ama gazete hazırlanmış. gazete hazır basılmış dağıtılmış. O zaman İstanbul'un nüfusu 1500. Kaç tane işte bir, şimdi 150 bin tane basılmış bak. Dağıtılmış. Bütün Trabzon'dan, Amasya'dan neyse bir sürü kişi 4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül'de İstanbul'a getirilmiş. Tezgah yapılmış. Hepsi MI6 yapmış. Batı Trakya'lı iki tane de Türk'ün eline ses bombalarını vermişler. Gazetede basılmış, dağıtılmış. İşte Türkler, Atatürk'ün eline Yunanlılar bomba koydu. Bomba daha 6 saat sonra konacak. O da ses bombası. O da ses bombası. Onu da yanlış binanın altına koymuşlar falan. Tamamen bir tezgah. İngiltere'nin bizi bu işin içinden atmak için yaptığı, kendisinin orada kalmak için. Bakın bugün hala adanın %3,5'u İngiltere'nin ve egemen üssü. Yani öyle incirlik üssü, pirinçlik üssü, balgat üssü falan ya, gibi değil. Tam egemenlik var hocam. Kendi kanunu. Evlenmesi, boşanması bilmem. İngiliz devlet toprağı orası. He. Üst değil yani geçici bir üst değil. Öz toprağı gibi hocam. Kendi öz toprağı. İngiliz hukuku geçiyor. Yani her şey İngiltere'ye karşı. Onun için oradan Amerika gitti Suriye'yi bombaladı. Mesela oraya biz bir şey diyemiyoruz. Yunanistan'da bir şey diyemiyor. Yunanistan da çok memnun değil ama hiçbir şey demiyor İngiltere kendi toprağı şey olaraktan. Şimdi ama ne yapacaklar işte İsrail'i işte Ürdün'le barıştırdılar, Mısır'la barıştırdılar, Camp David falan. O Leviathan bölgesindeki doğalgazları garantiye alıp İsrail'de büyük İsrail'i kuracaklar. Burada da ne yapıyorlar? Kıbrıs'ı Türklerin bütün haklarını yok ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bypass ediyorlar zannediyorlar. Hiçbirini yapamayacaklar. Ne Kıbrıs'ı Türkleri ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne engel olabilirler. Yaşayacak. Ne de Türkiye Cumhuriyeti'ni Akdeniz'den koparabilirler. Evet. Allah'a çok şükür bütün güçlerimize uluslararası hukuk bizden yana. Hı hı. Hak, adalet bizden yana.
Ama çok iyi belki anlatamıyoruz şu anda. Gerçi işte ECO'ya gözlemci üye girdi. İslam Konferans Örgütü'ne gözlemci gittikçe bir tanınıyor. Yakında Azerbaycan tanınacak. Rusya'dan doğrudan uçuşlar başlıyor. Rusya'nın büyük yatırımları falan. Yani yavaş yavaş şey olacak. Biraz hızlandırmamız hocam, lazım. Hocam şunu da sorayım stratejik olarak. Şimdi mesela ben Alexander Dugin'i dinlemiştim bir konuşmasında. Şunu söyledi. Tam olarak demedi ama onu ima etti. Sizin için Kıbrıs neyse bizim için Kırım odur. Siz şimdi Kırım'da bize yaklaşın. Tamam. Biz de size Kıbrıs. Bunu hocam açabilir miyiz? Ne açalım. Demek istiyor Alexander Dugin? İşte şimdiye kadar bize soruyor mesela 15 Kasım 83 yılında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiğimiz zaman 16 Kasım'da Pakistan, 17 Kasım'da Bangladeş'te tanımıştı. Evet. 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı. Tanınacaktı. İkisi de geri çekmek zorunda kaldılar. Şimdi Azerbaycan niye tanımladı? Azerbaycan'ın işte şu 2020'ye kadar biliyorsunuz bir kısım işte Dağlık Karabağ, onlar Artsakh diyor Ermeniler. %25 toprağı Ermeni işgal altı. Allah'a çok şükür Ermenileri kovduk, ordu kurtardık. O Artsakh dediğin uyduruk devlet, yani Dağlık Karabağ'daki tanınır diye Azerbaycan tanıyamıyordu. Şimdi Azerbaycan çok yakında elir tanıyacak. Atladı, o bitti. Rusya'nın şeyi şu. Rusya'da diyor ki Kırım'ı tanıyın ama biz Kırım'ın bir şeye Rusya'ya ait olduğunu tanıyamayız. Kırım'da bir Türk toprağıdır eninde sonunda Kırım tadıyla. Yani orası Ukrayna'nın şeyidir. Ha, geniş bir özellik verilebilir. Donbass'a da Kırım'a zaten bizim planımız da o. Zaten, evet, yani biz hiçbir komşumuzun toprak bütününe halel getirilmesini istemiyoruz. Doğru. Ne İran'ın, ne Gürcistan'ın, ne Ermeni'nin, ne Suriye'nin hepsinin diyoruz herkes toprak bütünlük alsın ama orada Rus azınlık var, kabul. Çoğunluk hatta, yani azınlık değil çoğunluk. Tamam. Özerk olsun, kendi parlamentosu olsun, bilmem ne, hepsi olsun ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için olsun. Dolayısıyla biz Kırım'ın Rusya'ya ilhakını tanımamız mümkün, şu aşamada mümkün değil. Evet. Ve doğru da değil. Kesinlikle hocam zaten. Yani bizim orası zaten kendi yakışmaz zaten. Tabii. Yani mesela Donbass'la bir alakamız yok tarihi. Ya yani, ha Ukrayna'da olmuş, ha Rusya'da, bize ne? O da Slav, o da Slav. Hocam, değil mi? Bu Basarabya bölgesi, o bölge. O batısında, evet. Transdinyester'de Gagavuzya var. Gagavuzya Türk. Transdinyester'de Rus. Rus da, evet evet. Transdinyester'de iki tane orada Moldova, bugünkü Moldova Cumhuriyeti'nin içinde iki tane özerk cumhuriyet var. Biri Transdinyester, tam Ukrayna'yı bu taraftan batıdan sınırlıyor. O Rus. Onunla bir derdimiz yok. Öbürü Gagavuzya. Gökovuz Türkleri, ortada Türk, İstanbul Türkçesi konuşan. Orası bizim için önemli. Onunla da iyi ilişkimiz var. Yani oranın da Rusya'ya verilmesine, oranın da Ukrayna'ya karşıyız. Orada bağımsız kalsın. Kırım'ın da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde geniş bir otonomi, tamam buna, ama gidip de Rusya'nın toprağı olmasını biz kabul edemeyiz buna. Evet. Fakat pardon. Rusya'nın milli menfaatlerini yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması. İlk başta doğrudan uçuşlar başlatacaklar. Bir niyetleri var değil mi hocam? Var. Konsolosluk meselesi var. Girne'de konsolosluk açtılar. Çünkü Güney Kıbrıs'ta 30 milyar dolara yakın Rus sermayesi vardı. Limassol'u hatta Limassol Grad diyorlardı. O kadar yani. Tabii şimdi bir de Ortodoks ittifakı var ya. Ha, tabii, şey Sırplar, yani, onlar araları şeydi. Ama bu 2009 mortgage krizi oldu ya. Evet. Kıbrıs battı, Yunanistan battı vesaire. Doğru, Almanya dedi ki sana yardım yaparım bir şartla. Bu Rus sermayesini buradan çıkartacaksın. O güneydeki Rus sermayesi kuzeye geldi. Dolayısıyla kuzeyde muazzam şekilde evler alıyorlar, şunlar yapıyorlar, bunlar yapıyorlar. Çok Rus var, çok Rus vatandaşı var. Onun var, için konsolosluk açtılar. Şimdi doğrudan uçuşlar da başlayacak. Yani ambargolar da kalk. Zaten Rusya'nın üzerinde ambargo var. Yani onun ambargoya uyması diye bir şey yok. Kalkacak. Tanınma için Rusya açısından söylüyorum. 1-2 sene vakit alır. Yani Kırım'ı o konuda biz pazarlık yapamayız. O kart olmaz değil mi hocam? O olmaz. Olmaz. Yani o bizim milli şeylerimiz. Kırım Tatarların devletidir. Tarih olarak. Da. Osmanlı devletinin hanedanı. Eğer Osmanlı hanedanı gitseydi Kırım hanedanına gelecekti. Bravo, bizim doğru, yani. Doğru. Dolayısıyla Kırım'ı gidip Ruslara vermemiz falan mevzu bahis olmaz. Hı. Ancak işte geniş bir özellik. Kırım'da işte Rusça'da egemen olsun, efendim kendi parlamentoları olsunlar. Rusya ile ticaretini yapsın, ekonomisini yapsın, ona bir şey diyemez. Ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde olacak. O zaman Karadeniz'in bir Rus gölü olma ihtimali ortaya çıkar. O da olur. Sonra Amerika'nın, Avrupa'nın daha çok müdahale Karadeniz'e. Bu sefer Montreux'u zorlamaya başlayacak. Aynen, zorluyor zaten Amerika, zorluyor. Bu Montreux'u değiştirin, daha çok asker, çok gemi getirin. Halbuki oradaki olan en büyük donanımdan daha fazla donanma geçemiyor biliyorsunuz. Tabii tabii hocam. Şimdi diyecek ki işte orada şey Kırım'da onun olduğu daha fazla asker. Bu sefer Türkiye ile Rusya savaşacak duruma gelecek. Karşı karşıya getirecek. Tabii hiç gerek yok bunlara. Yani bunlara hiç gerek yok. Ne Montreux'a dokunmaya gerek var. Hiç getirmeyelim. Ne Rusya ile savaşmamaya, hiç öyle bir aptallık yapmayız zaten, şeyimiz yoksa.
ama kendi haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Yani Azerbaycan'da olsun, Karabağ'da olsun, Boğazlar'da olsun, eğer Rusya bizim aleyhimize bir şeyler yapacaksa Suriye'de olsun, sonuna kadar Rusya'ya da şey yaparız. Yani Rusya'da dedik, şu Suriye meselesini halledeceğiz dedik. Bak arada bir ara kaldı, izin vermiyorsun şimdi sen. Zaman da geliyor sanki hocam, Membiç. Geliyor, yapacağız o operasyonu yapacağız, sen karışma dedik Rusya'ya. Bizim Esad'la bir derdimiz yok. Doğru. Şam hükümetiyle, Suriye'nin toprak bütünüyle bir derdimiz yok. Başından beri olmadı. Orada tam tersine Esad hükümdar otonom olamadığı için orada, otoritesini kuramadığı için orada PKK oluyor. PKK da gelip benim Mehmetçiğimi vuruyor, benim şehirlerimi vuruyor, yok ediyor. Ben o teröristi, ya sen temizle. Temizlemiyorsan bırak ben temizleyeceğim. Ki senin toprak bütünü de ben koruyorum. Ha, senin toprak bütünü, ben seni oraya işgal etmek falan gibi niyetim yok. Tam tersine oranın egemenliğini sana iade etmeye çalışıyorum. Doğru. Orada petrol var, gitti Amerika aldı PKK'ya verdi petrolü. Evet. Sen bir de parayla satın alıyor Şam hükümeti. Kendi petrolünü PKK'dan parayla satın alıyor. Dolayısıyla Rusya'da Putin akıllı bir adam, artık şey yapıyor, bunu da anlayacak. Onda da nasıl Azerbaycan'da 2020'de 2020'ye kadar hep Ermenistan'ı destekliyordu. Paşinyan gitti Batı'yla işbirliği yapacağım dedi. Karışmıyorum, ne haliniz varsa dedi. Gittik hallettik. Telefonlara çıkmadı Paşinyan. Ha, 44 günde hallettik. Gene Suriye'de de böyle olacaktır. Ben karışmıyorum diyecektir. Biz orayı da temizleyeceğiz Allah kısmet ederse. Kuzey Suriye'yi teröristlerden dolayı o da bitecek. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. İnşallah. Hocam çok güzel gerçekten. Bu... Ve Fatih'in üçlü zorluğu da tekrar rahmetle Allah ve minnetle anıyoruz. Şimdi biraz çok az vaktimiz kaldı hocam ama biraz da geleceğe dönük bir projektör tutalım isterseniz. Şimdi bir Birleşmiş Milletler toplantısı olacak. Ersin Bey de gidecek orada. Yıllık toplantısı. Yıllık toplantı. Orada temaslar da bulunacak. Bir Crans-Montana süreci vardı hocam. Çok o iyi biliyorum. Tahsin Ertuğrul'a gitti. Onları çok iyi biliyorsunuz hocam. Şimdi peki nasıl bir masa kurulabilir? Yani kısaca bundan sonrası için ne yapmalıyız? Kıbrıs hükümeti ne yapmalı? Türk hükümeti ne yapmalı? Biz ne yapmalıyız? Böyle bir projektör tutar mısınız hocam? Çok açık ve net. Bizim Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şeydi. Artık federasyon, mederasyon falan bitti. Yok. Bitti. O işler bitti. İki egemen bağımsız devlet masaya oturur. Karşı tarafta Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Gorgo'dur, Yorgo'dur, kimse o oturur. Bu tarafta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Devleti Cumhuriyeti Ersin Tatar oturur. İkisi de Cumhurbaşkanı, toplum lideri falan değil. Oturur. Cemaat lideri değil yani. Cemaat ve toplum mu? Yok öyle bir şey. Devlet. Muhtariyet yok. Yok. İki tane devlet. Oturuyor devlet başkanı. Ha, benim sende malın kaldı, senin bende. İşte Türklerin güneyde malı kalmıştı. Maraş, Maraş konuşulur. Maraş'ın toprağı bizimdir. Ki onu da ayrı konuşmak lazım. Maraş'ın toprağı bizimdir. Üç vakfındır. Bir tanesi benim ailemindir, evet. Şey olaraktan. Ama üst yapı oteller falan onların da 49 yılında işlesinler, alsınlar. Tamam, hiçbir şey demiyoruz. Doğru. Açılsın. Ama toprağı falan vermeyiz. Toprak bizim. Toprak. Devredilemez vakıf değil mi vakıflar hocam? Vakıflar hiçbir zaman ne Osmanlı hukukuna göre, ne İngiliz hukukuna göre, ne KKTC hukuku hiçbir şekilde devredemez. Vakıfındır o toprak. Ha, üstünde Sophia Loren ev yapmış. İngiliz Kraliyet Ailesi. Dünyanın ilk 7 yıldız oteli. Tamam, alın. İşletin 49'unda. Ona hiçbir şey demiyoruz. İki devlet başkanı otururlar. Sınırlarda belki değişiklik olabilir. Şuradan çıkmaz da buradan gider. Mallar, mülkler, işte senin şu kadar, senin Rum'un kuzeyde bu kadar malı kaldı, Türk'ün güneyde kaldı. Ne kadar? 3 milyar o, 5 milyar o, işte hesaplanır. Toplu tesadüf olur. Kim borçluysa parası ödenir. Eksik vesaire. Bakılır. Ha, istiyorsa mal verilir. Zaten taşınmaz mal komisyonunu 2006'da kurduk. İsteyenlere parasını, doğru, eğer duruyorsa mal, durmayana parasını, duruyana malını verdik. Yani bundan sonra olacak şey, federasyon diye bir şey yok. İki devlet oturacak, aralarındaki bir sınırda belki bir takım çizgilerde değişiklik yeşil olabilir. Yeşil hat belki değişebilir biraz. Belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Mal mülkte değişiklik olur, o kadar, bitti. Yan yana iki devlet. Bu kadar. İki bağımsız egemen devlet. Ve BM'de eşit sandalyeye sahip değil mi hocam? Tabii tabii. Peki Avrupa Birliği meselesi nasıl olur hocam öyle bir durumda? Şimdi şu aşamada, yani Türkiye girmeden ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği girmesine karşıyım. Niye? Hı-hı. Serbest dolaşım olacak. Rumlar gelecekler, bu sefer yerleşecekler. Ya da derogasyonlar. Bunu Polonya yaptı. Hmm. Yani Almanya'nın Silezya ve Pomerya topraklarını alıp 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'ya verilmişti. Doğru, doğru. Polonya girerken dedi ki 15 sene Almanlar buraya yerleşemez. He. Derogasyon diyorlar buna. İkamet vermedi onlara. Vermedi. Mal satın alma yetkisi de vermedi. Yani 4 dolaşım var ya, serbestlik. Doğru, evet, evet. Malların, hizmetlerin, kişilerin, sermayenin. Kişiler dedi serbest dolaştırmam dedi. Ya girecekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne Türkiye olmadan, İşte böyle bir derogasyon kurulacak. Yani burada Avrupalılar işte mal alamaz ya da kontrollü izinli alır. Yerleşemez vesaire, 15 sene, 20 sene neyse. Ya da şimdilik girmeyecek, Türkiye'ye girene kadar girmeyecek yani. Yoksa yavaş yavaş alırlar mallarımızı.
biz orada azınlıkta kalırız. Onun için ilk önce Türkiye'nin bu süreci tamamlaması evet, lazım. Evet, önce Türkiye Avrupa, yani eş zamanlı Türkiye ile evet. Kuzey Kıbrıs'a aynı anda girebilirler yani. Ha ama diyelim ki işte Türkiye'ninki hiçbir zaman girmeyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nden istifade etmek istiyor. Peki o zaman bir 15-20 senelik bir derogasyon. O 4 serbestliğin bir kısmının kısıtlanması. En azından kişilerin serbest dolaşımına. Sermaye serbest dolaşabilir, hizmetler serbest dolaşabilir ama kişilerin serbest dolaşımının o 20 sene yasaklatabiliriz. Evet. Ancak bu şekilde olabilir. Evet. Uğur Hocam çok güzel program oldu. Çok tempolu oldu. Gerçekten bu kısa zamanda hem tarihi ışık tuttuk, bugünü konuştuk, geleceği ışık tuttuk. Bugün rahmetli Hasan, Fatih Müştüzorlu, Hasan Polatkan da bugün. Hepsi çok kıymetli. Yarın da rahmetli Menderes'in şeyi. Üç demokrasi şehitini de tekrar rahmetli anıyoruz. Hocam. Ve Kıbrıs'ı bize emanet ettiler. Tabii onlara ki. Emanete sahip çıkacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz. İnşallah hocam. Çok teşekkür hocam. Ben şeref verdiniz. İnşallah tekrar daha detaylı program yaparız hocam. İnşallah. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Uğur Hocamıza gerçekten hem Kıbrıs'ın tarihine, bugüne ve geleceğine perspektif tuttuk. Ve bu vesileyle Kıbrıs'ın gerçek Fatih'i, Fatih Müştüzorlu başta olmak üzere Hasan Polatkan, Adnan Menderes ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Buradan da 307 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış, daha sonra bizden koparılmış, şehit kanıyla kazanılmış Kıbrıs toprağında ancak şehit kanıyla kaybedebileceğimizi de birilerine hatırlatmamız lazım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.